Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Bir süredir tedavi görüyordu Ayta Çarman. Bugün yitirdik kendisini. Kanser tedavisi görüyordu sevgili seyirciler. İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde tedavisi sürüyordu. Usta isim, Yeşilçam'ın dev isimlerinden ve saat 16.25 itibariyle yaşama veda etti. 22 Haziran 1949'da doğdu Ayta Çarman. Bugüne kadar çok sayıda filmde de rol aldı. Ama hepimiz onu Ayta Çarman olarak tanıyoruz ama gerçek adı Veysel İnce idi Ayta Çarman'ın. 1966 yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde okurken Extra Express gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci olmuştu Ayta Çarman. Ve 1971 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya da katıldı. Tarık Akan birinci olmuştu o yarışmada. Ayta Çarman da hemen ardından ikinci seçilmişti. Ve sinema kariyeri içinde böylelikle ilk adımı atmış oldu Ayta Çarman. 1971 yılında Yılmaz Güney'in Baba filminde oynadı. Rol aldığı birçok sinema filminden başka birçok dizide de yine rol aldı Ayta Çarman sevgili izleyiciler. Türk sinema severlerin yakından tanıdığı Yeşilçam'ın dev isimlerinden Ayta Çarman bugün yaşama veda etti. Tabii sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Sinema severleri, tüm Türk kamuoyu çok etkilendi. Tekrar hatırlatalım, bir süredir kanser tedavisi görüyordu Ayta Çarman. Evet, Ayta Çarman aynı zamanda Filmsan'ın kurucu isimlerinden biriydi ve şimdi telefon attığımızda yine Türk sinemasının dev isimlerinden biri. Aynı zamanda Filmsan'ın da başkanı Sayın Engin Çağlar var. Sayın Çağlar, başımız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim, sormayın. Biraz sürpriz oldu, çok üzgünüm. Tabii Aytaç benim aynı dönemden arkadaşımdı, dostumdu. İkimiz de Ses Mecmuası'nın o zamanki meşhur Ses Mecmuası'nın yarışmasından sinemaya gelmiştik. Bir de ben İnsan Vakfı'nın başkanıyım şu anda. Evet. Aytaç da vakıfta benim beraber çalışan yönetim kurulundaydı. Yani benim kaybım daha fazla tabii. Ama tabii yapacak bir şey yok. Hepimizin yani sıkıntısı, hepimizin hisleri, hep birbirimizin yanındayız, beraberiz. Ama işte Ayta'yı çok tabii sevgiyle hatırlıyorum. Çok sessiz sakin, kendi halinde az konuşan birisiydi. Esas oynadığı rollerle konuştu Türk sinemasında. Hem iyi oyunculuğu hem iyi karakteriyle herkesin sevgiyle andığı birisi olarak kalbimizde yaşayacak gayet tabii. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca eşine ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Söyleyecek fazla bir şey yok. Herkese iyi günler. Sayın Çağlar, kapatmadan şimdi az önce siz de söylediniz, birçok kere yan yana geldiniz, dostluğunuz var. Filmsan Vakfı'nda da birlikte oldunuz. Çok önemli isimlerden biri Ayta Çarman Türk sineması için. Sizin de paylaştığınız birçok anı vardır muhakkak. Hatırlayabildiğiniz var mı? Şimdi tabii biz hepimiz filmi götüren başrol oyuncuları olduğumuz için pek aynı filmde yan yana gelmezdik. Filmin erkek oyuncusu bir de kadın oyuncusu olur. Onun için ben aynı filmde oynamadım hiç tabii. O da başrolü götürüyor filmin. Ben de filmlerin başrolünü götürüyorum. İş arkadaşlığı olarak değil ama dışarıda gerek festivallerde gerek toplantılarda işte tanıyoruz tabii birbirimizi, çok yakındık. Bir de işte sevgiyle bağlıydık, bir de Ses Mecmuası'ndan gelmiş olmaktan dolayı ikimiz de o önemli bir faktördü sinemada. Çok o dönemin önemli oyuncuları Ses Mecmuası'nın yarışmasından geldiler. Aytaç da 1970 senesi, benden 2 sene sonra, ben 1968 senesini kazanarak geldim. O da 1970 senesini kazanarak geldi.
biliyoruz birbirimizi, tanıyoruz tabii. Festivallerde de beraber olduk. Ama işte dediğim gibi artık hatıralarda, yani öbür gün bizleri de öyle anacaklar. Aman Allah gecinden versin Sayın Çağlar. Yani yapacak bir şey yok ama çok sevilen birisiydi. İyi oyuncuydu. Evet. Sinemanın iyi oyuncularındandı. Ben tabii çok yakından takip ediyorum. Çok yakın da dostumdu. Bir de Film Sanat Vakfımız var bizim, biliyorsunuz. Evet, evet. Orada da beraber çalışıyorduk. Yönetimdeydik son dönemde. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Her gün sayımız biraz daha azalıyor. Ama dediğim gibi işte yapacak bir şey yok. Herkese işte başı sağ olsun diyorum. Peki efendim. Size uzun ömür, sağlık diliyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başkaları için de böyle haberler almayız. Daha yakın zamanda da çok sevdiğimiz değerli arkadaşlarımızı kaybettik, biliyorsunuz. Ayşen Gruda'yı en yakın zamanda. Artık söyleyecek fazla da bir şey yok. Herkesin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyilikle anıyoruz. Şimdi insanların en büyük şeyi iyilikle anılmak. Evet. Aytaç da iyilikle anılacak. Çok sevilen birisiydi. Benim de çok yakın dostum, sevdiğim birisiydi. Dediğim gibi vakıfta da beraber çalıştık. Birçok projede. Ama tabii artık rahmet dilemekten başka yapacak bir şey yok. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Yoğun gündemle devam edeceğiz. Aytaç Arman'ı yitirdik. Yeşilçam'dan dev bir isim. Çok önemli sinema filmlerine, dizi filmlere imza atmıştı Aytaç Arman. Bir kez daha Tanrı'dan rahmet yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz sevgili seyirciler. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Bir süredir tedavi görüyordu Aytaç Arman. Bugün yitirdik kendisini. Kanser tedavisi görüyordu sevgili seyirciler. İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde tedavisi sürüyordu. Usta isim, Yeşilçam'ın dev isimlerinden ve saat 16.25 itibariyle yaşama veda etti. 22 Haziran 1949'da doğdu Aytaç Arman. Bugüne kadar çok sayıda filmde de rol aldı. Ama hepimiz onu Aytaç Arman olarak tanıyoruz ama gerçek adı Veysel İnce idi Aytaç Arman'ın. 1966 yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde okurken Extra Express gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci olmuştu Aytaç Arman. Ve 1971 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya da katıldı. Tarık Akan birinci olmuştu o yarışmada. Aytaç Arman da hemen ardından ikinci seçilmişti. Ve sinema kariyeri içinde böylelikle ilk adımı atmış oldu Aytaç Arman. 1971 yılında Yılmaz Güney'in Baba filminde oynadı. Rol aldığı birçok sinema filminden başka birçok dizide de yine rol aldı Aytaç Arman sevgili izleyiciler. Türk sinema severlerin yakından tanıdığı Yeşilçam'ın dev isimlerinden Aytaç Arman bugün yaşama veda etti. Tabii sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Sinema severleri, tüm Türk kamuoyu çok etkilendi. Tekrar hatırlatalım, bir süredir kanser tedavisi görüyordu Aytaç Arman. Evet, Aytaç Arman aynı zamanda Filmsan'ın kurucu isimlerinden biriydi ve şimdi telefon attığımızda yine Türk sinemasının dev isimlerinden biri. Aynı zamanda Filmsan'ın da başkanı Sayın Engin Çağlar var. Sayın Çağlar, başımız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim, sormayın. Biraz sürpriz oldu, çok üzgünüm. Tabii Aytaç benim aynı dönemden arkadaşımdı, dostumdu. İkimiz de Ses Mecmuası'nın o zamanki meşhur Ses Mecmuası'nın yarışmasından sinemaya gelmiştik. Bir de ben Film Sanat Vakfı'nın başkanıyım şu anda. Evet. Aytaç da vakıfta benimle beraber çalışan yönetim kurulundaydı. Yani benim kaybım daha fazla tabii. Ama tabii yapacak bir şey yok. Hepimizin yani sıkıntısı, hepimizin hisleri
Hep birbirimizin yanındayız, beraberiz. Ama işte Aytaç'ı çok tabii sevgiyle hatırlıyorum.